Bruce Banner yani Hulk Avengers Endgame filminde ölecek mi? Mark Ruffalo'nun bu filmden sonra ayrılık zamanı geldi mi? Filmin başlarında Bruce Banner'ın öleceği hakkındaki çıkan yorumlar, bu yüzden de Hulk'ı filmin içerisinde pek göremeyeceğimiz yorumları, sözleşme durumları falan filan, hadi gelin bir bakalım. Şimdi çıkan birkaç söylenti ve teoriye göre ben de kendimce bir şeyler katıp bu videoyu oluşturuyorum. Şimdi söylentilere göre Dr. Banner, filmin başındaki Avengers binasına yapılan saldırıda ölecekmiş. Bu Avengers binasından saldırı muhabbetiyle ilgili tüm detaylar da sağ üstten çıkan videoya giderek ulaşabilirsiniz. Orada da çok çok detaylı ve mantıklı olduğunu düşündüğüm bir teori var. Oraya da gidip bakabilirsiniz diyorum. İşte yapılan o saldırıda Banner daha hemen filmin başlarında ilk yarım saat içerisinde ölecek deniyor. Zaten bu filmden sonra Mark Ruffalo'nun sözleşmesi de bitiyor. Hani hem bu sözleşme bitimi hem de Avengers binasına yapılan saldırıda ölme olasılığı bence yani çok uçuk bir teori değil, hani olabilir. Bu iki ihtimale göre de Hulk'ın öleceğini varsayabiliriz. Ki bu ölümün sebebi de Thanos'la yapılan bir kapışma sonrasında olabilir. Bildiğiniz gibi Infinity War'un hemen başlarında Hulk çok fazla bir darbe yedi Thanos tarafından ve film boyunca hiç gözükmedi, korktu ve kaçtı diyebiliriz. Bu filmde hani geri dönünceye ortalığı yakacağı söyleniyor ama acaba bunu yaparken yine kaybedip daha da kötüsü olan ölüme kadar gerileyebilir mi bilmiyorum. Ki bu da mümkün gözüküyor yani. Hani illa da Thanos'u orada yenecek gibi bir ihtimal vermiyorum ben. Ama tabii ki bunlar sadece bir teoriden ibaret. Fakat bunların dışında unuttuğumuz bazı şeyler var. Hatırlarsanız Hulk'ın ölümsüz olduğu Mark Ruffalo'nun yani Bruce Banner'ın ağzından sinematik evrende söylenmişti. İşte neydi? Kafama silahlayıp sıktım. Kendimi öldürmek istedim fakat içimdeki yeşil adam yani Hulk bunu çıkardı ve ölemedim. Dolayısıyla ben bir ölümsüzüm dedi. Ki onun üstüne Thor Ragnarok'ta ve Infinity War'da da hani Bifrost'tan atlamalar olsun, dünyaya düşmeler olsun. Yani bu yaratık çok zor ölüyor veya çok ölmüyor. Hani ölümsüz diyebiliriz şu anlık için ama bilmiyorum. Belki de Thanos bir şekilde taşlar sayesinde kalıcı bir ölümüne sebep verebilir. Sadece Thanos'tan da bahsetmiyorum. Bruce Banner olarak basit bir şekilde de ölebilir. Bu verdiğim iki örnek, kafasına silah sıkma ve Bifrost'tan atlama vesaire gibi örnekler o kadar da önemli kanıtlar olmayabilir tabii ki de. Birçok aktör gibi Mark Ruffalo'nun da bu filmden sonra kontratı bitiyor ve hani tekrar yeni sözleşmeler yapılabilir. Evet ama yapılmayabilir. Yani ki Hulk'a özel bence yer ayrılmaları lazım MCU'da. Çünkü Kevin Feige şey demişti. Madem Hulk'ın solo filmlerini çekemiyoruz, biz de onun hikayesini ana filmlerde böyle yan rollerde devam ettire tamamlayacağız demişti. Fakat onu dedikten sonra Hulk sadece Infinity War'da 5 dakika falan gözüktü. Yani o açıdan büyük bir açık var ki zaten şöyle söylentiler de var. Söylenti değil, gerçek olacağını düşündüğüm şeyler bunlar. Kozmik evrene giriyoruz. Galactuslar, Celestial'ler, Silver Surfer'lar falan gelecekse yani Hulk gibi bir kahramana bence çok ihtiyacımız var evrende. Ki Hulk'ın da zaten rolünü daha tamamlamadığını düşünüyorum. Sırf solo filmlerini izleyemediğimiz için. Yani bir tane film izledik, güzel, fena değildi. Fakat sonrasında hep böyle küçük küçük roller. Yani çok ana karakter olamayan bir karakterdi. Bir Thor Ragnarok'ta çok güzel yerleştirdiler onu ama gerisinde dediğim gibi çok bir şey göremedik. Hani belki şöyle olabilir. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Fox'la anlaşma yapıldı ve Fox'taki bütün haklar artık Marvel'a, MCU'ya, Disney'e geçti. Yani çizgi romanlardaki gibi Wolverine'i MCU'ya dahil etmek için bir şekilde bir Hulk'la kapışmasını görebilir miyiz? Çizgi romanlarda ilk defa Hulk'la kapışıp evrene giriyordu ve çok da ikonik kostümleri, işte sahneleri vardır ki hala bunlar günümüzde repaint olarak falan basılıyor, sergileniyor, satılıyor. Yani düşünsenize Wolverine sarı kostümüyle Hulk'la kapışarak evrene giriyor ve daha sonrasında biz yavaş yavaş X-Men'i tanıyoruz. Ki bunların hepsi bir tane Hulk filminde de olabilir. Belki o zamana kadar Hulk'ın solo filmini çekmelerine izin verecekler. Belki de Hulk hiçbir şekilde yer almayacak ve ölecek dediğimiz gibi, emin değilim. Yani iki ihtimalin de çok yakın olduğu değişik bir video oluyor bu bence. Sizin yorumlarınızı da çok merak ediyorum. Veya aklıma gelen son bir şey ise şu. Şimdi Marvel bildiğiniz gibi birkaç film çıkaracağını duyurdu. İşte Eternals'tır falan filan. Bir de Shang-Chi diye bir karakterin MCU'ya gireceğini duyurdu. Bir Asyalı karakterin. Yani Bruce Lee'nin Marvel versiyonu diyebiliriz kendisine. Ama buradaki ama gerçekten çok önemli. Şimdi bak, bu Asyalı filmi, Shang-Chi filmini direkt olarak onun solo filmi şeklinde çıkartırlarsa Marvel bence çok ama çok büyük bir hata yapar. Neden? Özellikle Aquaman'in gişe başarısından sonra yani Asya tarafındaki o
potansiyel gelir ortaya çıktı. Marvel'da sırf o gelirden yararlanmak için Shang-Chi diye bir Asya filmi çıkartmıyordur diye tahmin ediyorum. Eğer öyle bir şey yaparlarsa gerçekten şu son Inhumans dizisinin kötülüğünden bile kötü bir olay olur ve evren çok kötü bir iz kalır diye düşünüyorum. Ama şöyle bağlayabilirler. Videonun başında dediğim gibi Bruce Banner filmin başında ölür. Hulk bir şekilde ölür. Daha sonra bu Shang-Chi filmine kadar çok gözükmez. Shang-Chi filminde ise hem bu Shang-Chi'nin bir orijinini izlerken hem de Amadeus Cho'nun bir orijin hikayesini görebiliriz. Ki bunların çizgi romanlarda bir team up'ı da mevcut. Yani bu team up'ta yer alan karakterleri de sayayım size. Amadeus Cho, yani Asyalı halkımız diyebiliriz. Marvel'ın Müslüman karakteri olan Miss Marvel da bu ekipte yer alıyor ki Kevin Feige'nin de Miss Marvel gibi hani şey filmlerini getirmek istediğini biliyoruz. İşte Müslüman tarafına bir film, işte Asya tarafına bir film, Black Panther'de olduğu gibi bir film. Hani böyle dünyanın çeşitli noktalarına etki edebilecek, oradaki izleyici kitlesini çekmek için böyle filmleri katmak istediğin, karakterleri evrene katmak istediğini biliyoruz. Ki bu işleyen ama bir o kadar da riskli bir karardır. Bakalım neler olacak. Ve son olarak ekipte Amadeus Cho'dan sonra Miss Marvel, Shang-Chi ve Silk var. Silk hakkında da böyle Homecoming'de hafiften bir küçük kırıntılar evrene soktular. İşte dizisi gelecek söylentileri var. Evrene bir şekilde girecek söylentileri var. Belki Endgame'den sonra yaşanacak bir olaylar yüzünden Far From Home'da Silk'in de ilk adımları atılabilir ve Shang-Chi filmi olmaktan çıkıp bu ekibin bir filmi olabilir. Yani Hulk'ı biz Amadeus Cho olarak da artık ana evrende görebiliriz. Dolayısıyla teknik olarak Bruce Banner ölmüş olacak ama Hulk devam edecek farklı bir formla diyorum. Benim şu an aklıma gelenler ve oluşturduklarım bu şekilde. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Hulk ölür mü sizce? Ölürse bu dediklerimden biri olur mu? Bu dediklerimden biri olursa sizce nasıl olur gibi soruların cevaplarını da yorum kısmına bekliyorum. Eğer videomu beğendiyseniz de kanalıma abone olup bana destek olabilirsiniz. Bakalım Hulk'ın akıbeti ne olacak? Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bye bye.